Arkadaşlar merhaba, bugün size 2 yaş üzümünün budaması ile ilgili bu videoyu çekiyorum. 70 santimden buduyoruz. İlk önce bunu söyleyeyim, çok önemli çünkü bu. İkili sene asmanın toparlanması ve verimin artması için mutlaka budama işlemini yapıyoruz. Peki nasıl yapıyoruz? Yan dalların hepsini buduyoruz. Size çok kısa ve özet şeklinde anlatıyorum. Ve 70 santimden beğenmiş olduğunuz ana gövdenin hangisi olmasını istiyorsanız eğer 70 santimden de en üst kısmından da gözün 1 santim üstünden ya da yarım santim üstünden buduyoruz. Sadece ana gövde kalıyor. Bizim bu sene üzüm bağımızda terli terbiye almak için son şansımız. Eğer başarabilirsek üzümle ilgili yatırımımızı bu sene için terli terbiye ile beraber kapatacağız. Budama önemli çünkü asmanın hem şeklini veriyorsunuz, nasıl büyüyeceğine karar veriyorsunuz. Hem de aynı zamanda verimini arttırmanın yollarından bir tanesi. Şekil verme asmanın ekonomik yaşam sürecinde çok önemli bir etken. Ürünün dengesini düzenleme noktasında toprağı işlemek daha kolay oluyor. Sulama, ilaçlama ve hasat gibi yapmış olduğumuz kültürel işlemlerde de ayrıca destek vermiş oluyor size. Bu arada budamadan sonra mutlaka bir kere dekara maksimum 2 kilogram olacak şekilde bir toz kükürt serpmesi asmanın üstünden yapmanızı tavsiye ediyoruz. Biz uyguladık. Maksimum 2 kilogram civarında uygulama yaptık. Kükürtün de faydası şu, bizim mesela toprağımızın pH'i çok yüksek. pH'i düşürme noktasında da kükürt yardımcı oluyor, toz kükürt yardımcı oluyor ama şöyle yardımcı oluyor. 4 yıl gibi bir süre, 4-5 yıl gibi bir sürede pH'in düşmesine destek veriyor. Çok uzun soluklu bir işlem aynı zamanda. Ve dışarıdaki tüm zararların da asmaya ulaşmasını engelleyen bir yöntem. O yüzden bunu da mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ekranda görüyorsunuz zaten, ben size bahçedeki bağdaki budamalarla ilgili olarak size hep görselleri yayınlıyorum şu anda. Hep ana dalı bırakıyoruz ve yan dalları buduyoruz. Yaklaşık olarak 10 dönümlük bir bağı 2 kişi 2 günde bitirdik. Benim size anlatacaklarım bu kadar. Yine yorumlarda sorularınız varsa eğer benimle paylaşırsanız sevinirim. Ya da fikriniz ya da paylaşmak istediğiniz bir tecrübeniz varsa yorumları yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenmeyi unutmazsanız ayrıca mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.